Şimdi şu şekil yonca geldi. Bu yonca Arif Can getirdi bana. Dur dur kızım dur. Bunlar da mecbur şimdilik buraya koydum. Tavuk pişene kadar rahat bıraksınlar diye. Şimdi bu yonca niye böyle dağınık? Buraya yaklaşık bir 5 balya yonca var. Bunlar şimdi arazide ıslak olduğu için kurumamış, küflenme yapacağı için Arif Can da bunları bana getir dedik. Sen bunları koyunlarına ver. Aslında şu an koyunlara yoncaya ihtiyaç yok. Ama sonuçta ücretsiz geldi. Bunları da vereceğim. Burada da var. Bakın şunlar hep yonca. Hani ziyan olmasın. Bunları şimdi koyacağım. Koyunlar yer orada. Baksana dur lan küf yapıyormuş ıslak da. Tam yaz gelmediği için yoncayı kesmişler tam net kuruyamamış. Dur babam dur. Bakın burada alttan da bir sürü yem var. Çünkü kuzularımız olduğu için yem açık. Ve bunlara yağmur değmiş. Yediği için ıslanmış tabii ki biraz da. Ya. Gezmenize yeni getirdim. Taze yonca var. Taze taze. Taze taze. Gel Neşe gel. Gel kızım. İyi ya en azından. Dostum kilo aldırmaya çalışıyorum kuzulara. Ya kuzu bakımı bu yörede bu şekilde. Hem iyi oldu hep yemiyorlar. Tabi dışarıda da geziyorlar ama. Şuna bakın ya çok güzel yonca. Tabii ki bazı kısımları küflü onlara atacağız. İyi kısımlarını getirdim. Size bir tane kuzumu göstereceğim. Kendi ürettiğim. Dostum şuna bakın ya. Vay maşallah erkeğe bak. Şu var ya bak ikinci sırada. Dur. Heh. Müthiş ya. Bayağı kilolandı o. Neyse onlar rahatça yesin. Şimdi yaklaşık bir 5-6 gün sonra sulama suyum açılacak. Artık Kasım'a kadar açık olacak. Yani burada sezonda sizin göletten gelen sulama suyunuz var. Ne olacak? Buralar sulanmaya başlayacak tekrar. Sulama açılınca şurayı da ekeceğim. Valla bilmiyorum sebze mi ekerim artık. Hırçın. Ne haber kızım? Dostum hırçın sürüye gidecekti.
Ama ses gelmedi. Ben de hırçını satılığa koydum. Eğer ihtiyacı olan varsa, hani büyük bir köpek, ben her şeyine garanti veriyorum hırçının. Yani sürüde de kullanabilirsiniz. Kurtçulluğu var. Zaten burada vukuatları var. Domuza girmişliği var. Cesaretiyle her şeyine kefilim. Yani uygun bir fiyata vereceğim hırçını. Tabii siz pet taksi falan kendiniz ayarlamanız lazım. Verme nedenime gelince dostum, hırçını üretemiyoruz. Üretemediğim için vereceğim. Mecbur vermem gerekiyor. Çünkü bana bir getirisi olmayacak. Seviyorum ama dostum, ben burada hani yaşarken para da kazanmak istiyorum. O yüzden, ama tabii bu da demek değil. Hırçın düzgün bir yere gitsin istiyorum. Değerini bilinsin istiyorum. Çünkü bu köpek sıradan bir köpek değil. Bu köpek cesaretli. Yani müthiş bir köpek dostum hırçın. Sert bir dişi. Bak koyun ne güzel yiyor orada. Ta bu koyunların bakmayın, bunların karnı tok. Yoksa onu nasıl yerler? Önlerinde 24 saat yem var. Daha biraz önce meraya çıktılar. Bu arada bir dahaki ay yaklaşık 20 tane koyun geliyor buraya. 20 tane Arif Cangil'in koyunlarından getireceğiz. Böyle hepsi çok kaliteli koyunlar. Yani kaliteli dediğim, ikiz, 300 doğuran genç iyi koyunlar. Yani damızlık vasfı olan koyunlar. Altlarındaki yavrularla kendini ispatlamış koyunlardan getireceğim buraya. Bir tavuğu da kontrol edelim. Şu kapıyı hala yapamadım dostum. İnanın videolarda biraz sarsakladık. Psikolojim tuhaf bu aralar. Bilmiyorum sizlerde de var mı ama inanılmaz bir yorgunluk var üstümde ya. Böyle hiçbir şey yapası gelmiyor insanın. Hani daha önce böyle olmamıştım ben. Vay koça bak ya. Dostum şu kuzu. Valla damızlık vasfı var ha şunun. Bakın o 4 aylık kuzu. Görüntüye bak. Tabii daha da büyük duruyor da videodan belki görünmüyor. Şimdi Eliz'i oraya koyduk. İçim biraz tuhaf. Ha bu arada Haydut geldi. Dostum biliyorsunuz Haydut'u kurda salmıştık. Haydut kurdun izini buldu. Gitti. Ve ben o gün bulamadım. Gelmedi. 2 saat bekledim. Ondan sonra ben buraya geldim. Sonra akşamına Haydut geldi kendisi. Evi buldu. Zaten dostum kanıtlamazsa bakın. Ben Haydut'u üretmem. Altındaki yavlar da kangal çıkıyor. O yüzden üretiyorum. Hani Haydut tamam sadece cesaretten değil. Bakalım Haydut'un eksikleri var ama altından kangal yavru geliyor. Yani üretilmeye değer bir köpek. Eğer kangal standartının dışında bir yavru gelseydi ben Haydut'u üretmezdim. Bir kere üretir bir daha bırakırdım. Ha onu burada şey olarak tutardım. Nasıl söyleyeyim size? Ya buraya bana bayağı fedakarlık yaptı dostum bu köpek. Haydut'u çok seviyorum ama altından da baktık kangal yavrular geldi. Ben çok seviyorum onu. Gel babam al su. Bunu devirme bak. Şimdilik buraya bağladım ki dinlensin diye. Daha sonra yerini değiştireceğim. Bu arada kurttan geldikten sonra ben bunu güzelce bir tane tavuk verdim dostum. Ziyafet çektirdim Haydut'a. Çünkü çok yorulmuş. O yüzden bir tane bu kardeş tavuk verdik. Tabii Instagram'da paylaştım onu. Şimdi şu tavuğa bir bakalım. Ne durumda? Yaklaşık yarım saat oldu tavuğu koyalı. Tabii kademe kademe alçalttım. Bir çevirdim. Biliyorsunuz şu İkisi ayrıktı. Yanaştırdıkça o aşağı iniyor tavuk.
Yani şu an %30 pişmiş. Geriye %70 kaldı. Çevirdim. Bakalım şuradan. Müthiş olacak bu. Bunu da marinesi nasıl yaptım biliyor musunuz? Organo ne Türkçesi? Kekik koydum. Azıcık kori. Biraz baharat, tavuk baharatı. O şekilde yağlayıp yaptım. Bakın içi çiğ hala. Yani yakmadan pişiriyorum. Yavaş yavaş pişsin. Şunun güzelliğine bakın ya, salamala bakın, müthiş bir yavru. Babam gel, gel babam gel, sen çok şirinsin, gel. Patileri de kalın kalın maşallah. Dostum bunları bir gün değil de büyük ihtimal yarın bir güzel ilaçlayacağım bunları. Bak bu postunu atmaya başlamış. Şuradan atmaya başlamış. Kalın yaz postuna geçmiş. Bunu bir güzel tımarlayıp bu kardeşe yardımcı olabiliriz değil mi Çavuş? Aslan oğlum benim. Hı, güzel oğlum benim. Ne güzelliğim. Bunları da antrenman diyorum. Kanatları güçlensin diye. Bir tanesi uçmaya hazır da şu bozdumanla hala hazır değil. Şu benden, bizden taraftaki hala küçük. Yeri yine bir tık. Vallahi dayanamadım. Videoyu durdurup bir güzel resim aldım. İyi, koyunların işi bitti. Şimdi Allah'ın izniyle şu tavuğumu güzelce yiyip ondan sonra da köpeklerin yemeğini verip, zaten çoğunun karnı tok da, hava böyle serin olduğu zaman iki öğün veriyorum. Hepsinin karnı tok, sabah erkenden verdim. Ama işte bazen tek öğün vermemiz gerekiyor. Yoksa yemiyorlar dostum sıcaktan. Hadi kral, hadi şöyle yan dursa bir. Yani bu tarafını da tutturabiliyorum. Bu tarafta, ama şu bir de yan tuttursam müthiş olacak. Yalnız şey bayağı bir, ateş bayağı bir durdu. Süper. Yan tuttum bak.
Maşallah maşallah. Tuvaletini yapacak. Yer arıyor tuvaletini yapmak için. Dostum bakın dışkısı tertemiz. Çünkü güzelce iç parazitini yaptım bunun. Aşıları falan hepsi tamam. Bir de sağ salim evine teslim edebilirsek müthiş. Bu haydutun tıpatıpı. Aslında ben kendime tutmak istesem onu tutardım gerçekten. Çünkü çok benziyor hayduta.
Gel bakayım. Gel, gel. Gel. Kral seni köy yumurtasıyla besliyorum. Rüstem, Allah'tan tavuklar her gün yumurtluyor da o yumurtaları kullandım. Yani genelde köpeklere kullanıyorum ya da komşularımıza veriyorum. Değişiyor durumdan duruma. Ya bu gecenin gözü o kadar aç ki. Ha, acayip bir yemek yiyor. Mesela acayip bir milletin yemeğine göz koyuyor. Bu arada yağmur yağmak üzere. Bakın havaya. Gök güllüyor. Umarım ya tavuk tahminime göre bir 15 dakikaya pişecek. Şu an aşağı yukarı 1,5 saat oldu. Tabii tavuğu çok yukarıda tuttum. Normalde daha çabuk da pişerdi ama. Yavaş yavaş pişiriyorum. Bakın bu bıdık. Şşt yapma. Çavuşun torunu oluyor. Yani çavuşun kızının oğlu. Biz çavuşun kızını haydutla eşledik. Böyle güzel bir tane erkek yavru çıktı. Şöyle göstereyim, müthiş. E baba, baba bu bize çok yakışıklısın ya. En güzelliksin ya sen. Şöyle güzelliğine bak ya. Güzel oğlum benim, maşallah. Dostum, o yavru için lütfen maşallah alayım. Gerçekten benim için özel bir yavru. Yani tip olarak da müthiş, sal olarak da müthiş. Her şeyle müthiş bir yavru, yakışıklı bir yavru. Çavuşa bak. Başkası dokunsa var ya kızar. Ben dokunuyorum, bir şey demiyor bak. Başka bir köpek gelse de yanına yanaştırmaz. Yani yağmur yağıyor. Yani tavuk şu an %80 pişmiş. Hadi babam, bak şuradan bir çıtır alayım. Çok da lezzetli olmuş. Dursan, yağmur yağıyor. Ufak ufak. Şu ekmeğimizi alalım. Şimdi. Bakıyorum ne durumda. Bak az daha pişmesi lazım. Ama dış kısımları pişmiş. Şu kanat pişmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten müthiş olmuş ya. Gerçekten bu odun acayip lezzet vermiş ve marine de güzel olmuş. Yalnız acayip is koktum. Şuradaki kanadı da alalım.
çok sıcaktı. Yağmur yağmasa müthişti ya. Yalnız böyle bir sistemde 2,5 saat üşütmesi lazım. Çok lezzetli olmuş ama.